39 günde TT Büyücü kampımızın 36. günündeyiz. Gayet mutluyum. Kan gruplarına geçtik. Kan gruplarını iyi bilmen gerektiğini söylüyorum. Kalıtımla ilgili sorularda kan gruplarını çaprazlaman sıklıkla isteniyor. Soy ağacı veriliyor. Bireylerin kan grupları veriliyor. Ardından bu bireylerin kan gruplarını bilmen isteniyor. O yüzden gözünü dört aç. Dikkatle beni dinle. Mantığını anlarsan rahat bir şekilde yapabildiğini göreceksin. Videomuzu beğenelim. Dersimize ne yapalım? Geçiverelim. Şimdi insanda kan grubuna baktığın zaman 3 çeşit kan grubumuz var. Bir tanesi ABO sistemi. ikincisi RH sistemi. Üçüncüsü de MN sistemi. Demiştim. MN sistemini ne yapmıyor? Söylemiyoruz. Diyorsun ki ben 0 pozitifim. Ben A negatifim. B pozitifim diye kan grubunu belirtiyoruz. MN sistemine daha sonra değin. İlk olarak ABO sisteminden, AB0 sisteminden bahsetmek istiyorum. Burada bizim antijen ve antikorun ne olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Antijen avyuvarın zarında bulunan ve senin kan grubunu belirleyen proteine biz antijen ismini veriyoruz. Mesela A antijeni var, B antijeni var. Bu A ve B antijenleri ikisi aynı alyuvar üzerinde bulunuyorsa AB grubu oluyorsun. Bir tanesi varsa, A varsa A grubu, B varsa B grubundan oluyorsun. Antijene karşı bağışıklık sistemimizde üretilen savunma proteinleri var. Biz bunlara verdiğimiz isim nedir dersek antikor, koruyucu protein gibi düşünebilirsin. Nerede bu? alıyor üzerinde mi? Hayır. Kanın sıvı olan kan plazmasında bulunuyor. Bu antijenle antikor birbirlerini sevmedikleri için bir araya geldikleri zaman birbirlerine bağlanıyorlar. Biz bu duruma pıhtılaşma, çökelme ya da diğer ismiyle aglutinasyon ismini veriyoruz. Antijenlerle antikorları karşılaştırmamaya çalışıyoruz. Yani kan alışverişlerinde soruyoruz ya senin kan grubun ne? Sıfır. Benimki de sıfır. O zaman kan alışverişi olabilir. Ama işte salıyorum biri B'ymiş bir tanesi A'ymış. O zaman senin kanını biz diğerine veremeyiz gibi yorum yapmamızın sebebi bu antijenler antijen ve antikorlar. Şimdi iyi bakmanı istiyorum. Hocam bir kişinin al yuvarı varmış. Bu kişinin al yuvarının üzerinde A antijeni varsa bu kişi hangi kan grubundandır diye soru kırı zaman diyorsun ki bu kişinin kan grubu hocam A'dır diyorsun. Peki A grubuna ait olan bir kişinin genotipi nedir dersem annesinden ve babasından A almıştır. A A'dır ya da annesinden A babasından ya da A diğerinden de sıfır almıştır. A sıfırdır. Yani sen A grubundansan genotipin ya A A'dır ya A sıfırdır. Anlaştık değil mi? Güzel. Peki hocam B grubuna bakmanı istiyorum. B grubuna niye B diyoruz? Çünkü al yuvarının üzerinde B antijeni var. Bu kişinin kan grubunun genotipini nasıl gösteriyoruz? BB diyoruz. Anne babasından B gelmiş ikisinden ya da B0 olduğunu biliyorsun. Niye hocam B0'da farklı bir şey çıkmıyor? Çünkü B0'a baskın hocam. Güzel. Peki senin al yuvarının üzerinde hem A hem de B beraber bulunuyorsa kan grubu için ne diyor senin için? AB grubundandır diyorsun. Genotipini de yazarken ABD yazıyorsun. Güzel. Geldik hocam benim de bulunmuş olduğum grup sıfır kan grubuna. Sıfıra niye sıfır diyorlar? Yok hocam. Ne A var ne B var. Hiçbiri olmadığı için bu kişinin kan grubuna sıfır diyoruz. Sıfır kan grubu diye söylüyoruz ama genotipini yazman gerekiyorsa şöyle yazıyorsun. Sıfır sıfır yazıyorsun. Niye sıfır sıfır? Çünkü annesinden ve babasından ne aldı? Sıfır aldığı için Buraya kadar tamam değil mi hocam? Şimdi gelelim kim kime kan verebilir? Kimin kanında antikor hangi A, antikor, A antikoru B antikoru kimde oluşur? Kiminde hangi kan grubunda hem A hem de B antikor vardır. Hangisinde hiç yoktur bu mevzuya. İyi bak şimdi. Mantığını anlarsan çözeceksin. A grubundan bir insan A grubundan başka bir insana kan verebilir. Niçin? Çünkü ikisinin A yuvarının üzerinde A antijeni var. Yabancı değiller. Devam et. AB grubuna bak. A grubundan bir kişi AB grubundan bir kişiye kan verebilir. Neden? E çünkü üzerinde A taşıdığı için AB A'dan kan alabilir. Tane tane gidiyoruz. Acele etme. B'ye bakmanı istiyorum. B grubundan bir insan AB'ye kan verebilir mi diye sana soruyorum. Diyorsun ki hocam verebilir mi? Niye? B taşıdığı için a B, b'den kan alabilir. Süper. Buraya kadar güzel. Şimdi soru soruyorum cevap ver. B grubu bir kişi A'ya kan verebilir mi dersen bak aynı mantık düşün. Diyeceksin hocam olmaz. Niye? Çünkü bu kan grubunda B yok. A var. O zaman diyorsun ki o zaman diyorsun ki A grubu B'ye karşı kendini koruyabilmek için kan plazmasında antikor B bulundurur. İşte çökelmeye sebep olan şey bu antikorumuz hocam. A grubundaki bireylerin kan plazmasında antikor B oluşur. Aynı mantığı söyle. Sen gidip A'nın kanını B'ye vermeye kalkarsan B'nin kan plazmasında ne üretimi olur? Söyle bakayım bana antikor ne diyorsun? A üretimi gerçekleşir diyoruz. Kan plazmasında A antikoru bulunur. Üretimi gerçekleşir diyorum. Yanlış söyledim. Özür dilerim. Kan plazmasında anti A bulunur diyorum. Şimdi bak A B'ye bakmanı istiyorum. A'dan kan alıyor. B'den kan alıyor. Hocam A B kan grubuna sahip olan birilerde antikor üretimi yok. Yani A'dan da alıyor. B'den de alıyor. O kişilerde her iki gruptan alabildiği için antikor üretimi mi gerçekleşmiyor. Sıfıra bak. Sıfır hocam pırıl pırıl yabancılık çekmiyor. Sıfıra gidiyorsun A'ya veriyorsun sorun yok. Niye? Üzerinde bir şey yok. Bir bakıyorlar pırıl pırıl. B'ye veriyorsun sorun yok. AB'ye veriyorsun sorun yok. Güzel. O zaman diyorlar ya işte sıfır genel kan vericidir mevzusu. Diyoruz ya sıfırın sebebi işte herkese kan verebilme mevzusu buradan çıkmış. Peki hocam sıfıra baktığın zaman bak mantıklı düşünmeni istiyorum şimdi. A grubundan bir kişi sıfıra vermeye kan vermeye kalksa B grubundan bir kişi sıfıra kan vermeye kalksa sıfırda hiçbir şey olmadığı için A ve B'yi düşman gibi görür. Ne diyorsun? Sıfır kan grubuna sahip olan bir kişide hem antikor A hem de antikor B üretimi gerçekleşir Anladık değil mi? Sıfır hem anti A hem de anti B antikorunu üretiyor diyoruz. Güzel. Şimdi mantığını bir de anladıysan birlikte bir kez daha söyleyelim. Şimdi tek çeşit antijene sahip olan kan grupları nelerdir dersem hocam A ya da B diyorsun. İki çeşit antijeni bir de bulunduran kan grubu kimdir dersem A B diyorsun. Güzel. Hiç antijeni bak antikor demiyorum. Hiç hiç antijeni olmayan grup kimdir diyorum. Hocam diyorsun ki antijeni olmayan grup sıfır. Ben sıfırım. Güzel. Şimdi antikor mevzusunu sana soracağım. Sen cevap. Hiç antikor üretmeyen kan grubu kim? Sıfır deme. Aferin. Ne diyorsun? Antikor diyor. Hocam A, B hiç antikor üretmez. İki çeşit antikor üreten grup kimdir diye sorarsak hocam sıfır. İki çeşit antikor üretiyor. Hem anti A hem de anti B. O yüzden A'dan B'den kan ne yapmıyor? İstemiyor diyoruz. Anladık değil mi hocam? Kimin kan grubu ne? Antijeni ne? Antikor ne? Bunların ne olduğunu anladığını düşünüyorum. Güzel. Şimdi sana sorularda sıklıkla yaptıracağım çaprazlama örnekleri göstermek istiyorum. Bunları bol bol yapacaksın. Bir tane benimle yapmanı istiyorum. Çok basit hocam. A0 bir bireyle B0 bir biri evlenmiş. Bu bireyin çocukları hangi kan grubundan olabilir diye sana sorularda soracaklar. Yapacağın şey bunları çaprazlamak. Diyorsun ki hocam AB kan grubu olabilir çocuk. A0 olabilir. B0 olabilir. 00 olabilir. Yani bu A ve A0 ve B0 çiftin çocukları her gruptan olabiliyor. Fark ettiysen 0 da var, B de var, var, A da var, AB de var. Peki AB bir biriyle 0 evlenmiş. Şöyle bakayım bana çocuklar. A 0 A 0 devam et. B 0 B 0 Gördüğünüz üzere bu çocuklar, bu ailenin çocukları A ya da B kan grubundan olabilir diyoruz. Peki sonuncuya bakmanı istiyorum. B sıfırla ile AB evlenmiş. Hemen diyorsun ki bak BA yan yana böyle BA diye yazmıyoruz. Ne diye yazıyoruz? Şöyle bakayım bana. AB yan yana yazıyorum. Sonra BB diyorum. Sonra sıfır A yazmıyoruz. Ne diyoruz? A 0 diyoruz. Sonra da B sıfır yazıyoruz. Yani sıfırı sona doğru yazıyoruz. Fark ettiysen bu çiftte de B grubundan çocuk dünyaya gelebiliyor. A grubundan olabilir, AB olabilir diye yorum ne yapıyoruz? Yapabiliyoruz. Anladık mı hocam? A0, AB0 çaprazlamalarda ne gibi durumlar ortaya çıkıyor? Yani ABO kan grubu sistemini anladık. Geldik ki mi? Bir de söylüyoruz ya hocam, RH pozitif, RH negatif bir ara arabaların şey, şoför olduğu tarafın aynasının altına kişinin adının baş harfiyle soyadı bir de kan grubu yazıyorlardı. Niye? Bir kişi kaza geçirirse o kişiyi mesela hastaneye yetiştirirken ula bu adamın bir de kan grubu neymiş diye uğraşmayalım diye bu şekilde ne yapıyorlardı? Bir çözüm motosikletlerde yapıyorlardı. Kasklara falan yapıştırıyorlardı. Hala devam ediyor mu bilmiyorum hocam. Şimdi bak bu evren sistemine baktığında Resus maymununda bu keşfedildiği için ilk iki harfi kalmış. RH sistemi diye geçiyor. Hocam burada RH pozitif olma geni büyük R ile gösteriliyor. RH negatif olma geni de küçük R ile gösteriliyor. Ve şöyle bir durum var. Pozitif olma negatif olmaya karşı baskın. Bak şimdi. Hemen sana göstereyim. Bak yine aynı mantık. Çok basit. Burada RH antijeni varmış. Bu kişinin kan grubu nedir? Pozitif midir? Negatif midir? diye sana söylüyorum. Diyorsun ki hocam bu kişi pozitif. Güzel. Peki yan taraftakine bakıyorum. Şuna bakıyorum. Üzerinde Rh proteini yok. O zaman bu adamın kan grubu Rh negatif diyorsun. Güzel. Peki pozitif olan bir kişinin kan grubu genotipi ne olabilir dersek? Annesinden babasından iki tane pozitif olma genini almıştır. Büyük R büyük R'dir ya da ne olabilir dersek büyük R küçük R olabilir. Yani birinden baskın, birinden çekinik, birinden pozitiflik, birinden negatiflik genini almıştır. Fenotipi pozitif olmuştur. Hemen negatife bakıyorsun. Negatifte ne olmasını görüyorsun? Küçük R küçük R olması gerekiyor. Niye? Çünkü ikisi beraber çekinik aleller geldi zaman bu kişi RH negatif olabiliyor diyoruz. Dolayısıyla RH negatif olma durumunda ne oluyor diye sorarsak iki tane çekinik kalelim beraber olması lazım. Mesut hocam beni arıyor şu an için heyecanlandım bir an. Özür diliyorum. Mesut hocam bakacağım birazdan sana. Arıyorsun döneceğim. Şimdi bak kim kime kan verebilir mevzuna bakalım. Negatif pozitife kan verebilir mi diye soracaklar. Ne cevap vereceksin? Bildiğim bir şey. Negatif pozitife kan verebilir. Niye? Üzerinde bak hiç antijen taşımıyor. Peki pozitif birey negatif bir bireye kan verebilir mi diye sorarsan diyorsun ki hocam negatif olan birey de ne üretimi gerçekleşir diye sorarsak söyler misin? Anti RH proteini üretimi gerçekleşir. Bu antikor sayesinde ne olmuyor? Negatif olan bireyi pozitiften kan almak istemiyor ama negatif pozitife kan verebilir diye ifade ediyoruz. Sebebi de neyi söyler misin? Buradaki üzerinde herhangi bir antijen taşımaması. Şimdi burada negatiflik pozitiflik durumundan bahset. Şuradaki genel bir şemayı göstereyim. Artık bunu kullanmıyoruz. Bilgin olsun hocam. Ne diyor? Sıfıya genel kan verici diyorduk. Sıfır hiç antijen taşımadığı için herkese kan verebilir diyoruz. Sıfır sıfırdan alır diye ifade ediyorduk ama ne diyoruz artık? Herkes kendi kan grubundan kan alışverişi yapıyor. Bu çökelme durumlarını riske atmamak için herkesin kan grubu neyse ona göre kan ilanı veriyorlar. İşte kan aranıyor duyurusu paylaşıyoruz bazen. Diyoruz ki işte sıfır RH pozitif kan aranıyor falanca hastanede irtibat numarası şu, şu kişiye gidin bu kişinin kan ihtiyacı var deyip ilanlara bu şekilde veriyorlar. Anlaştık mı hocam? Bu genel şema artık ne olmuyor? Kullanılmıyor. Peki bunu söyledikten sonra hemen öbür tarafa geldim. Kan alışmazlığı durumundan bahsedelim. Meritroblastos fetalist diye geçiyor. Hocam kan uyuşmazlığı görülebilmesi için annenin RH negatif olması lazım. Bak ilk şart bu. Hocam niye anne RH negatif? Çünkü anne RH negatif olursa anti RH proteini üretebilme durumu söz konusu. Bundan dolayı annenin RH negatif olması gerekli. Peki babanın ne olması lazım? Babanın da RH pozitif olması lazım. Hocam babanın pozitif olması ne alaka? Hocam baba çocuğunu dünyaya getirirken pozitiflik genini verirse kan uyuşmazlığı görülebilecek. Anlatacağım merak etme şimdi sana. Peki hocam anne anne negatifse, çocuk da negatifse, kan görülüyor mu? Görülmüyor. Niye? Ulan ikisi de aynıymış zaten. Negatif negatifmiş. Niye olsun? Peki hocam anne negatifse, çocuk pozitifse kan var mı? Var hocam. Tekrar ediyorum. Anne ile çocuk ikisi de negatifse sorun yok. Aynı zaten. Ama anne negatif, çocuk pozitifse anne çocuğa karşı antikor üretmeye çalışıyor. anti RH antikoru üretiyor. Bundan dolayı kan görülüyor. Bu durumda çocuk ölü ya da sakat dünyaya gelebiliyor. Sıkıntılı bir durum söz konusu. İlk pozitif olan çocuk Genellikle ne oluyor? Sağlıklı oluyor. Bir problem çıkmıyor. Eğer sen ilk pozitif çocuksan, annen de araç negatifse annene git sor. Anne sen de babamla ben dünyaya gelmeden önce kan uyuşmazlığı görüldü mü? Bunun için bir tedavi oldu mu diye git annene sor hocam. Mühtemelen eğer sen pozitifsen, annen negatifse kan uyuşmazlığı görülmüş olabilir. Peki ilk çocuk pozitif gene olursa genellikle sağlıklı olur, çökelmez olur dedik. Eğer ikinci çocuk pozitifse bunda kan uyuşmazlığı görülüyor. Çocuk ölebiliyor, sakat doğabiliyor. Ne demek hocam? Gel göster. Bak şimdi. Anne negatif mi? Ne yazıyorsun? Küçük R küçük R yazdım. Güzel. Baba ne? Baba pozitif ama bilerek büyük R küçük R yaptım ki çocuklardan bazıları negatif olabilsinler diye. Bak ilk çocuğa, birinci çocuğa bakıyorum. Anneden bir tane küçük R gitmiş. Babadan da bir tane küçük R gitmiş. O zaman çocuk küçük R küçük R. Bak dikkat et. Kızmış, erkekmiş hiç önemli değil. Pozitiflik, negatiflik önemli. Anne negatif, çocuk negatif. Var mı kan Sana soruyorum. Düşün ki hocam yok. Niye? Daha neymiş ikisi? Bak, ikinci çocuk pozitif çocuk, erkek çocuk. Anneden küçük R gitmiş. Söyle bana küçük gitmiş Babadan mecbur burada bir sefer büyük R gelmiş. Bak bu ilk pozitif çocuk olduğu için ne olmuyor? Bu çocukta çökelme az oluyor. Bu çocukta bir problem olmadan genellikle bu çocuk sağlıklı olarak doğuyor. Bu çocukta erkek olduğu için adını Yaşar koyuyorlar. Değil tabii de benim uydurduğum bir şey. Daha güzel akılda kalıyor. Söyleyeyim. Peki bak hocam ikinci üçün çocuğa, üçüncü çocuğa bak. Negatifmiş. Anne negatif. Küçük R vermiş. Baba da küçük R vermiş. Negatif negatif. Sorun yok. Dördüncü çocuğa bakıyorsun. Maşallah abla da dört tane beş tane çocuk yapmış. Küçük R küçük R gelmiş. Bir sorun yok ama bak son çocuğa bakmanı istiyorum. Babadan bir tane büyük rey gitmiş. Anneden bir tane küçük rey gitmiş. Bak bu bebiş. Bu bebiş muhtemelen sakat doğacak ya da ölüm gerçekleşecek. Bunun bu görülen olayı ne ad veriyoruz dersek uyuşmazlığı ismini veriyoruz. Tedavisi var mı? Var. Ne oluyor diye sorarsak anne negatif baba pozitifse. Tahlil yapıyorsunuz. Evlenme dönemi ve kan gruplarınız size söyleniyor yani. Ona bakarak gidiyorsun doktora şey evlendirme davetiyle herkes kan grubunu biliyor. Eğer anne negatifse e, damat pozitifse, baba pozitifse doğan ilk çocuktan sonra anneye bir iğne yapıyor. Bir ilaç veriyorlar ve çocuklarda bir daha anti üretimi çocuklara karşı anti RH üretimi engelleniyor ve çocuklarda bir problem olmuyor. Bunu da belirtmiş olayım hocam. Daha detaylı biliyorsan yavuz yorumlara biz de detaylarını öğrenelim. Hadi bakalım. Şimdi geldik kan tahliline. Kan tahlili benim kabusum hocam. E, i̇lkokul birinci sınıf ya da ikinci sınıf olması lazım. Kan tahlili yapacağız dediler. Kimse kan grubunu bilmiyor. Niye öyle bilmiyorum. Sene 91 mi? 92 mi? 93 mü artık ne? 1993. Sen yani daha dalda vitaminsin öyle yani. Yok o eski durumlar yani. Hocam önümde suluğum var. Ninja kaplumbağalı işte ne o beslenme çantam var. O da kaplumbağa. Her şey kaplumbağalı. Dediler ki kan vereceksin. İyi tamam dediler. Bizi böyle abiler geldiler parmağımızı derdiler. Ben böyle kanı gördüm. Bir kokusu geldi böyle Bitireme geldi. <laughs> Geldikten sonra eve kendimi zor attım. Böyle bayılıyordum yani kanın kokusunda. Burada kan tahlili nasıl yapıyoruz? Bunun mantığını göstereceğim. Şunu bir kere biliyorsun. Antijenle antikor bir araya geldiği zaman bunlar birleşiyorlar ve Çökelmeye sebep oluyor. Pıhtı oluşuyor. Pıhtı oluşması o antijenin sende var olduğu anlamına geliyor. Bak daha mantıklı anlatayım. Okuldayız. Yapmış o yaptığım zamanlar da oldu. İşte telefon araması yapıyorduk. Acilde hemen hızlı bir şekilde sınıfa zart diye giriyorduk. Şu an devlet okullarında serbest mi bilmiyorum. Siz daha iyi biliyorsunuz da. Özel okulda ilk derse topluyorduk. İlk girişte çıkışa kadar son teneffüse kadar telefonlar işte onlar toplanmış halde kalıyordu. Bazen de millet vermiyordu telefonu falan arama yapıyorduk. Arama yaptığında benim aradığım şey ne? Cep telefonu bak telefon arıyorum. Telefonu bulduğunda sen de telefon varsa gel lan buraya deyip seni tahtaya çıkartıyorum. Seni bırakmıyorum alıyorum telefonunu diye düşün. Antikor da bu işi yapıyor. Antijen var mı yok mu buna bak. Varsa bağlanıyor çökelme oluşuyor. Bu de o grubun özelliğinin var olduğunu gösteriyor. Ne demek hocam anlamadım bak göstereyim. Bak senden 3 damla kan alıyorum tamam mı? Deliyorum parmağını pıt 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 damlatıyorsun. Damlattıktan sonra kanın üzerine antikor damlatıyorum. Niye? O antikorlar o antijen var mı yok mu bunu konuşayım. Bak baktığın zaman anti A anti B anti anti D damlatmışım. A damlatmışım çökelme yok. Çökelme yok demek herhangi bir pıhtı bir tür oluşmamış. O zaman sende A ölme özelliği yok demek. B damlattım o da yokmuş. O zaman sende A da yok B de yok. Senin kan grubun sıfır demek. Peki anti D damlatmışım burada anti D diye gördüğün şey aslında anti RH. Baktım pozitif misin negatif misin? A'da baktım çökmemiş. Çökmediyse sende o özellik yok. Sen sıfır negatifsin demektir hocam. Benim grubum pozitif. Bakacağız şimdi. Kendi grubunu biliyorsan da şöyle bakalım anlayabilecek misin? Bak şuraya bak damlatmışım antikoru. Bak böyle pütür pütür olmuş. Bu ne demek biliyor musun? Senin kanında A antijeni var. Sen A grubundan olabilirsin. Ama hocam A A mısın? A sıfır mısın? Bilmiyorum burada. Peki B damlattım çökmemiş. Demek ki sen A'sın. Güzel grubunu belli. E, Raş'a e baktığın zaman çökmediyse sen raş negatifsin demek. Anladın mı hocam mantığını? Akıllı bebesin. Benden hızlı gidip diğerlerini de çözebilirsin. 5x'e geçip bunu sonrasında atlayabilirsin. Bakalım doğru mu yapmışsın? Ben hızlı bir şekilde yapıyorum. A damlattım çökmemiş. B damlattım çökmüş. O zaman antikor damlattığımda B damlattım çöktüyse sen B grubundansın. Eraş'ta anlattım çökmemiş sen B negatifsin hocam. Hocam B B misin? B sıfır mısın? Onu bilmiyorum. Ben sadece kan grubu fenotipini biliyorum şu an. Güzel. Bak bakalım hocam A B'ler çıkın ortaya. A damlattım B damlattım. Bak çökmüş ama çık bir anlattım çökmemiş. Bu adamın kan grubu A B negatiftir diyor. Anladın mı? Bak buraya kadar. Buraya kadar anladıysan şunu da rakam vereyim. Hadi lan. Buna kaç verelim? 1 diyelim. Buna 2 diyelim. 3 diyelim. Buna 4 diyelim. Bu sefer böyle yapacağım. Bana bunların cevaplarını yazmanı istiyorum yorumlara. Yani bir nolu biri hangi kan grubu? 2 kim? 3 kim? 4 kim? Bunları kendin yazdıysan ki cevaplara bakıyorum, yorumlarınıza bakıyorum. Kalp attıysan bilgi doğru yapmışsın. Haberin olsun. Bakalım doğru anlamış mısın? Hadi bir tanesini senin için yapayım. Kendi kan grubumu arıyorum şu an için. Kendi kan grubumu arıyorum. Bak 1'e baktığın zaman ne görüyorsun? A damlattım çök. B damlattım çök. Çökmüş mü, çökmemiş hiçbir şey yok. O zaman bu kişinin kan grubu ne? Sıfır. Bak hiç yok. Herhangi anlattım çöktüyse bu adamın kan grubu sıfır. Anladın mı? Diğerleri senin hadi çöz bana yorumlarda bunu yazı ver hocam. Öbür tarafa geldim. Bak hemen bitmek üzere. Örneklerle şimdi bildiklerimizi pek istediyoruz. Sorularda sıklıkla karşıda gelecek. Sadece der ki A pozitif bir anne ile B pozitif bir baba evlenmiş. Bu ailenin çocuklarının şu genotiplik çocuk kan grubundan olma olasılığı, sıfır negatif olma olasılığı, B pozitif biri olma olasılığı, oluşacak genotip fenotip çeşidi gibi öncülerde sana soracaklar. Ne yapacaksın? A'ları kendi arasında, B'leri kendi arasında. Klasik bir yöntemimizi yapacaksın. Hemen yapalım. A sıfır. Ona söylüyorsun. A sıfırla kimi çapraz duymuş. Söyle bakayım bana. B sıfırı çapraz diyor. Şöyle geleyim beni gör. Heh. Ne diyorsun? A, B. Devam et. A, 0. B, 0. sıfır sıfır. Güzel. Araçları da çaprazda. Büyük R, büyük, büyük R, küçük R ile büyük R, küçük R'yi çapraz diyorsun. Büyük, 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 küçük, büyük, küçük, küçük, küçük. Yazdı. Mis. Bundan sonrası kolay hocam. Oran orantı yapacağız. A, 0 gelme olasılığı. A, 0 bakıyorum. 1 bölü 4. Hemen diyorsun ki 1 bölü 4 çarpı. Sonra diyor ki büyük R, küçük R gelme olasılığı. Akıllı çocuksun. Büyük R, küçük R. Bak şu ortadakiler. 1 bölü 4, 2 bölü 4, 1 2. Doğru mudur? 1 bölü 2 çarptım. 1 bölü 8 dedim. Doğru mudur? Bana desene ki kızca da erkek diye belirtseydi bir daha 1 bölü 2 ile çarpman gerekecekti. A'yı yaptık. İkinciye bak. 0 negatif çocuk. 1 bölü 4. 1 bölü 4 de buradan. 1 bölü 16 0 negatif çocuk oldu. Hocam anlamadın mı diyorsun? Bak. 1 bölü 4 0 0. Doğru mudur? 1 bölü 4 de küçük ile küçük ile gelme olasılığı çarptım. Kız erkek dersem bir daha 1 bölü 2 ile çarpıyorsun. Peki bak. B0. B0 demişim. B pozitif fenotipli. Bak dikkat et. Fenotipinin F'sini mavi renkli boş yapmadım. Bilerek yaptım. Önce B'ye bakalım. B gelme olasılığı kaçta kaç? Hocam B0 yazıyor. Tamam işte bak B gelecek ortama. 1 bölü 4 bu kişinin kan grubu. Peki R'a e baktığın zaman pozitif olma olasılığını istemiş. Bak büyük R büyük değil. Pozitif istiyor. O zaman şunu yapıyorum. Bu pozitif, bu pozitif, bu pozitif. 4 tane oluşacak olan R'den 3 tanesi pozitif olacağı için 3 bölü 4 diyorsun. Çarptığın zaman kaç yapıyor? 3 bölü 16 olasılıkla böyle bir biri oluşabilir diyorsun. Oluşacak genotip ve fenotip çeşidi. Bunu nasıl hesaplıyorsun? Genotip çeşitini bir önce hesaplayalım. Şunu yapıyorum yapıyorsun. A, B bir çeşit. A, 02 B, 0, 3, 0, 0, 4. O zaman diyorsun ki 4 çarpı hemen diyorsun ki R'lere 1, 2, 3, 4, 4, 3 kaç? 12 çeşit genotip oluşabilir. Yani demek istediği şu. AB B, büyük R, büyük R. A, B büyük R, küçük R. A, B küçük R, küçük R. Anladın mı? Her biri tek tek çeşitlerine 12 çeşit oluşabilir diyor. Fenotip çeşitine ne yapıyorsun? Ya AB, ya A, ya B, ya 0. Bir kere buradan 4 var. 4 çarpı. Hemen bana söyle bana fenotip çeşitini. Ya büyük R olur ya küçük R olur. Fenotip tipleri. Yani ya pozitif ya negatif olur. İki de buradan geldi. Dört kere giden kaç? Sekiz çeşit fenotip. Anladın mı lan? Zor değil ha vallahi bak. Bundan sonraki örneklere gelelim hocam. Bak çok basit örnek örneklerimiz. Diyor ki hangi ikisi arasında akrabalık yoktur? Burada hala kızıyla dayı oğluyla evlenmediğini varsayarak yapıyoruz. Bilginiz olsunsa yorumlara yazıyorsunuz. Hocam bizde böyle bir akraba evliliği oldu diyorsunuz. Olabiliyor ama bu sorularda yok gibi kabul ediyoruz. Anladık mı? Bak şimdi burada bakıyoruz. Şıklardan git. Hep bu şekilde çıkıyor zaten. 1 ile 3 ula bu bunun neyi? Oğluymuş. 3 4 bakıyormuş. Bu da kardeş miş 1 ile 7. Bakıyorum 1'e bakıyorum 7'ye. bu bunun neyi? Torunu gibi geldi. 2 6. Bak 2 6. 6 burada ne? Gelin oluyor. Dolayısıyla bunlar ne diyoruz? Akrabalık yoktur diyoruz. Bu arada 1 ile 6 arasında da akrabalık yok. Demek istedim anladın mı? Şıklarına bir tanesini veriyoruz. Size hani işaretleyesiniz de. Yoksa farklı farklı ne de bulabilirsiniz. 3 ile 6 da diyebilirdim. Ama dediğim gibi her şıkka bunları yazarsan bu sefer cevap çıkmıyor. 4 ile 5 diyor. 4 ile 5 ne? Kardeşmiş zaten. Dedim anladın mı hocam? Örnek sorulardan bir tanesi. Gel hocam bak bu bu örnek soru senin testlerde sıklıkla çözmüş olduğun bir soru kalıbı hocam. Bilerek Sema hocam bunu buraya aldı. Kenarda yıldız attı. Bak bunu bu soruyu güzelce dinlemeni istiyorum senden. Anlaştık mı? Az kaldı bak. Bitti. MN sistemi tamamlayıp bitiriyor zaten ders. 22 dakika olmuş helal olsun. Sana A pozitif B pozitif anne baba verirler. Kan grubunda biri ikiyi söylemezler. Diğerlerinin kan grupları verirler. Derler ki birin kan grubu ne olabilir? İkinin kan grubu ne olabilir? Şıklarda bul der sana bak. Birazcık amelilik gibi ama başka çaresi de yok bak. Öğrenmen için yapman lazım. Bir yerden sonra alışıyorsun. Ne oldu ne bittiğini görüyorsun hocam. Bak güzelce dinlemeni Şimdi sana burada sıfırı niye verdik biliyor musun? Sıfırı negatif. Şunun için verdik. Buradaki birey A sıfır. Negatifse çocuk ne diyorsun? Sıfır sıfır küçük R küçük R ise demek ki bu de bir büyük R bir küçük R olması lazım. Büyük R pozitiflik için gerekliydi. Peki bu B'miş B'ymiş. o zaman diyorsun ki bu birey BB değil B sıfır. Şöyle bana bir büyük R bir küçük R olması lazım. Bak fark ettiysen buradaki bireyleri ne yaptık bulduk. Güzel. Şimdi bana buradan bir nolu bireyi soruyor. Bir nolu birey ne olabilir ders diyeceksin ki hocam A0 B0'ı çarpacaksın. Biraz evvel üstte sonra çözdüğümüz soru gibi. Bak şuradaki gibi. Sonra R'leri de çarpacaksın. Bir nolu birey maşallah çeşit çeşit olabilir. A olur, B olur, AB olur, 0 olur, pozitif olur, negatif olur. Yazayım mı A? Bir nolu bireyin genotipini. Çeşit çeşit olduğunu biliyorsun hocam. A ile 0 la, B0 la çarpımı kadar olacak. Burada beni burada ilgilendiren iki nolu birey birazcık hocam önemli. Niye biliyor musun? Bak ikinin çocuğu var. İkinin çocuğu neymiş? AB B negatifmiş. Şöyle yazıyorsun bak. Küçük R, küçük R, AB B Yazdı. Peki kocasına şey karısına bakıyorsun 2 nolu bireyin ne görüyorsun A pozitif. O zaman bu A'nın bundan gelmesi kesinse demek ki bir de B lazım B kimden gelecek? Diyeceksin ki B kimden 2 nolu bireyden gelecek. Bir kere 2'nin B olması gerekli olacak. Peki 2 BB olabilir mi? Sana soruyorum. Düşün ki hocam 2 BB olamaz çünkü annesinden ve babasından bir B gelir anneden B gelmez. O zaman bir tane B'si var. Peki 2 B0 olabilir mi? Olabilir. Niye? Birinden B, birinden 0 gelebilir. Peki 2 AB olsa olur mu? Yorum yapalım bak. Yorum yapıyoruz burada. Olabilir niye birinden A birinden B gelse bundan bir tane B gelse yeterli olacak. Peki 2 nolu bireye baktığın zaman ne olabilir başka diye düşünüyorum. 0 0 olabilirim dersem olmaz. Niye? E çünkü çocuğuna B vermesi lazım. B sıfır olabilir. 2 nolu birey A B olabilir. Gözümden kaçırdım varsa yorumlara yazın. Şu an kafam karıştı göremiyorum. Kafam karıştı dedim ya emin olamıyorum yani. A B olamayacak. A B olabilecek. B 0 olabilir. A 0 olabilir ama bu sefer B'ye yavrusu da kim verecek diyoruz. Burası tamam. Şimdi C'ye bakalım. Bak bu büyük küçük reymiş. O zaman 2 nolu bireye baktığın zaman bir tane R'si olması lazım. Peki diyelim ki bundan A Pozitif olan bireyde bir tane büyük R, bir küçük R olmak zorunda. Bundan da küçük R gelecek. O zaman 2 nolu bireyde bir tane küçük R olması şart. O zaman A'dan, anneden ve babadan ne gelebilir? Büyük R gelebilir. Yani büyük R, küçük R olup çocuğuna e, küçük R vermiş olabilir. Ya da ne olabilir dersek iki nolu birey küçük R, küçük R de olabilir. Peki iki büyük R, büyük R olabilir mi? Sana soruyorum. Ne cevap veriyorsun? 2 büyük R, büyük R olamaz. Niye? Hocam çocuğuna küçük R veremez. Anladık mı? Burada bizi kısıtlayan fark ettiysen bu yavruydu. Yavruya bakarak yorum yapmayı sana göster ettirmiş oldum. Bir iki nolu bireyimiz ne olabilir? B0 büyük R küçük R. B0 küçük R küçük R. Küçük r. A B büyük R küçük R. A B küçük R küçük R olabilir diye ifade et. Anladın mı lan? <laughs> Yanlışım varsa düzeltin gençler. Çapraldırken bazen patates oluyor. Hangileri yanlış verilmiş? Oku. A B negatif kan grubuna sahip birey B pozitif B negatiften kan alamaz diyor. Şimdi bak B AB verebilir. Negatiflerde aynıymış. Bu ne demiş? Kan alamaz demiş. Yanlış. Ne yapabilir? Kan alabilir diyoruz. Sıfır negatif birey 3 çeşit antikor üretebilir. Hemen diyorsun ki Sıfır negatif ne demek? Sıfır. Güzel. Hiçbir şey olmayacak. Negatifmiş. Ulan hiçbir şey olmaması lazım. O zaman hem anti A. Söyle bana. Hem anti B. Kalem güzel yaz. Hem de anti RH. Ne yapabilir? Üretebilir. Biraz evvelki soruda görmüştün. A grubu nasıl yapmıştık? B grubu. Başka? AB'de neydi hocam? A ve B var demiştik. Güzel. Peki sıfırda hiçbir şey yok. Peki sana bir şey sorayım. Şu öncüleri yapalım. Öyle sormak istiyorum. Şuraya bir tane çizeyim şöyle sana. Sana desem ki sana desem ki. Bak öncüleri çözmeden. bu Hazır anlatmışken gelelim. Sana desem ki bu bu bireyin kan grubu böyleymiş. B bir de RH yazıyormuş. Bu bireyin kan grubu nedir diye sorsalar ne cevap verirsin? Hocam bu birey B pozitif. Derim. Doğru mudur? Bak mis gibi yap. Peki buradaki B'yi sileyim. Şurayı sileyim. Buraya A yazsam bu kişinin kan grubu dersen A pozitif diyorsun. Aferin. Peki bu kişinin üzerinde hem A hem de B varmış. Kan grubunu sorsam AB pozitif diyorsun. Aferin. Peki şunu silsem kenardan. Bu kişinin kan grubu nedir diye sarsan bu sefer diyorsun ki A B negatif. Bazen sorularda bunu da veriyorlar. Haberin olsun. Devam et. Anne pozitif, baba negatif olursa kan zaman da olur diyorsun ki hocam annenin negatif babanın pozitif olduğu durumda ortaya çıkan bir durum. İki doğru çıktı şu an için. Üç yanlış. AB pozitif birilerde iki çeşit antijen bulunur diyor. Bak AB pozitif şimdi çözdük lan. Vallahi billahi Allah yazdırmış. Hadi bakalım. Hem A var hem B var. Bir de pozitiflik var. RH proteini var. O zaman iki çeşit değil. Kaç demesi lazım? Üç çeşit demesi gerekir. Bir ifademiz yanlış. Cevap ne çıktı? Yalnız ne? E, doğru. iki doğru. Bize yanlışları istemiş. yanlış ne? Bir, üç, dört. Anladın diye tahmin ediyorum. Güzel. Gel şimdi öbür tarafa geçelim. Bitirmek üzere tebrik ediyorum. Bak sorularda, testlerde, denemelerde karşısına çıkacak bir soru kalıbı daha bak hocam. Bu çok sık karşısına gelir. Meşhur bir soru kalıbıdır. Tane tane göstereceğim. Bir bireyden kanı alıyoruz. Farklı farklı canlılara veriyoruz. KLM canlılarına kanları direkt veriyoruz. Sonra bu kanlarla karıştırdıktan sonra bu canlının kanıyla karıştırıyoruz. Bak ona vermiyorsun. Kanıyla karıştırıyorsun. Kanla karıştıktan sonra ne oluyor? Çökelme oluyor. Niye? Çünkü farklı canlı oldukları için bu çökelme oranlarına bakarak bu ilk canlıyla A canlısıyla ne kadar yakın akrabalar, ne kadar uzak akrabalar bana bunu yorulma diye sana soruda soruyor. Böyle soruda böyle hikayeli yazıyor bazen. Anlatıyor anlatıyorlar. Ne demek istiyor deyince aklına bu gelsin. Bak şu oluyor. Hemen şunu yapacaksın. Çökelme oranı çok ise çok alakasız canlılar demektir. Bu A canlısı ile M canlısı. Uzak akraba demek. Çökelme çok azsa mesela kardeşinle aynı kan grubu olduğunu varsayalım. Ne yapıyor ona kan verebiliyorsun? Çökelme olmadığı için. Çökelme oranı az diyorsa demek ki bunlar yakın akraba. O zaman diyoruz ki kimle kim söyle bana en yakın akrabamız L. Hemen buraya yazdım. Sonra kim olmasını bekliyor Şöyle bakayım. Çökelme oranı biraz yüksek. K. Sonra kim var? M. Lokum diye ne yaptık? Burayı mis gibi yaptık. En uzak akraba olan canlı M canlısı diyoruz. Akrabalık derecesi en yüksek L. Sonra bir de şöyle yapıyorlar. Bak bu zor olan kısmı. A canlısını kanını alıyorlar. Bu sefer kobay bir hayvana veriyorlar. Sorularda kobay der, fareler, tavşanlar der. görünce ayıl hocam. Tavşana verince tavşanın kanında antikor oluşuyor. Sana soruda şunu diyecekler. İşte antikor içeren serum diyecekler. Bak bu ne demek biliyor musun? Sen A canlısının kanını tavşana verdiği zaman tavşanın kanında A canlısına karşı ne üretimi olacak? Antikor oluşumu olacak. Sen bu antikoru gidip A canlısına geri versen çökelme oranı %100. Yani ona karşı üretmeyiz zaten antikoru. A, tavşana fareyi veriyorsun. Tavşanın farenin vücudu diyor ki ne, ne, ne bu? Tanımadığım bir şey geldi. Bunlar düşman deyip antikor üretiyor. Bu şekilde düşün hocam. Sonra ne oluyor? Sonra ne oluyor? Bak sana sonra da şunu soruyor. Bu antikorları bak antikorları kana tavşanın farenin kanındaki antikorları KLM canlına verdiğin zaman çökelmelere bakarak akrabalık diye derecelerini isteyecek yine senden. Bu sefer şöyle yapıyorsun. En çok çöken, bak %100'ü A'ya verseydik. En çok çöken canlı A'ya en benzeyen canlı diyorsun. Bu sefer sıraladığın zaman M diyorsun. Sonra K diyorum. Sonra L diyorum. Ama hocam az önce L en yakındı. Evet çünkü direkt kanı doğrudan L canlısının kanıyla karıştırmıştık. O yüzden L yakın demiştik. Bu sefer arada davşan, fare, bir hayvanla Onun kanına karıştırıp antikor ettiğin için durum farklı oldu. Anladın değil mi Doğan Hocam? Bak A, bir arada bir hayvan veriyorsa en çok çökelim oranı en çok benzeyen arada hayvan falan yoksa bu sefer de en az çöken en çok o canlıya benzeyen canlı oluyor. Anladık değil mi lan? Bitti tebrik ediyorum. Vallahi billahi bak örneklerimiz bitti. MN sistemini söyleyip bitiriyorum. Geldik MN sistemine. Hocam MN'nin eş baskın olduğunu öğrendin. Bunları çaprazlamıştık. MM, MN, NN diye ne oluyordu? Göstermiş, göstermiştik. Çıkıyordu ortaya. MN kan grubunda antikor oluşmadığı için ne almıyorsun? Dikkat almıyorsun kan alışverişlerinde. Ne zaman? Hastalıklarda, adli olaylarda Dediğim gibi MN sistemini ne yapıyoruz? KT alıyoruz. Dolayısıyla MN sistemi bir sana kan grubunu sorduğun zaman işte ben sıfır pozitif M'yim. Ben sıfır pozitif N'yim demiyor. Anlaştık değil mi hocam? MN sistemini de öğrenmiş olduk. Gelelim şu örneğimizi çözelim. Hadi bakalım ondan sonra tamamlamış olalım dersimizi. Diyor ki kan grubu AB pozitif bir erkekle B bir kadının normal olarak hangi çocuğa sahip olma olasılığı yoktur diyor. Şimdi bu abimiz neymiş? AB pozitifmiş. AB büyük R bilmiyorum. E, kadın neymiş? Söyle bakayım bana. B inmiş bilmiyorum. Bilmiyorum dedim o çizgiler hani genotipini bilmiyorum. Sadece fenotipini bildiğim için böyle söylüyorum. Bir büyük R yazdım diğerini bilmiyorum. Hangi çocuk olma şansı yok? Ben sana söyleyeyim. AA şansı var mı? Ben sana diyeyim olacak gibi değil. Niye? Çünkü bu bireyden B fenotipine sahipse A yok demektir. Bu ablanın sıfır olmasını tahmin ediyorum ya da B olmasını tahmin ediyorum. AA küçük R küçük R çocuk özellikle AA gelme olasılığını beklemiyorum hocam. Cevap A gibi. Diğer şıklara bakalım. B sıfır küçük R küçük R olabilir mi? Bundan B bundan sıfır. İkisi de küçük R taşıyorsa olabilir. A0 küçük R, büyük R küçük R olabilir. A, B büyük R, A bundan, B bundan olabilir. B, B ile ikisinden B gelip ikisinden de büyük R gelmiş at gibi olabilir ama A, A, 0, 0, A, A, A küçük R küçük R ikisinden A gelme şansı yok. Bu ablanın kan grubu B'ymiş. Cevap ne çıktı? Doğru cevap Sema hocanız da yapmış olduğu üzere kalemde yazarsa A, A B küçük R küçük R oldu dedim ve Sema hoca ne yapmış oldu? Bu bölümü de tamamlamış oldu. Ne öğrendik hocam? Ne öğrendik? Kan gruplarında kişilerin kan gruplarını A, B, 0 sistemini öğrendik. A antijenin varsa A, B antijenin varsa B, hiç yoksa 0, ikisi varsa A, B olduğunu söylemiştik. Son hocam hiç antikor üretmeyenler AB, iki antikora üretebilenler 0 olduğundan bahsettik. Bu çaprazlamaları anladığını tahmin ediyorum. Eray sisteminden bahsettik. Maymunlar da keşfedildiği için böyle olduğunu söylemiştik. Mesut hocam seni arayacağım birazdan. Anış mağazından bahsettik. Annenin negatif babanın pozitif olduğu durumda ortaya çıkıyordu. Bu örnekleri çözdüğünü 2-3-4'ün cevabını bekliyorum. Bir de yapanlar, biri yapmayanlar da yapıversin. Cevaplara bekliyorum hocam. Ardından örnek sorumuzu çözdük. Hangi ikisi arasında akrabalık yoktur sorusunu çözdük. Ardından birin ve ikinin genotipini bulduk. Birinkinin de artık tahmin ediyorsun her çeşit özelliğe sahip olabiliyor. Bir maşallah destansı bir kan grubuna sahip. Yanlışları çözdük. Ardından şu kan taşımalı, kan vermeli örnek sorularımızı çözdükten sonra MN sistemini yaptık. Örneğimizi çözdük ve ne yapacağız? Kaç soru çözecekmişiz? Daha bakayım kendim hazırlayayım. 10 tane soru çözümüyle ne yapacağız? Kaçıncı günü tamamlayacağız? Bir bakayım şuradan tıkayım. hemen seninle beraber. Bakayım ineyim aşağıya. Bitiyor öyle hadi bakalım. Bugün 36. gün soru çözümü de yaptıktan sonra 37'ye geçeceğiz. 38, 39 sonra hayırlı işler deyip bitireceğiz. Bugün seninle beraber bir de kan grubu ile ilgili soru çözümü yaptıktan sonra kaç soruymuş bakalım. 10 tane soruyu çözüp eşe bağlı kalıtım kısmına geçivereceğiz. Sema hocam hemen geldi. Hış deyip burada kan grupları kısmına tekini attı. Soru çözümüne ne yapıyorum seni bekliyorum hocam. Soru çözümüne katıldım bu arada bu sene çok daha fazla. Yani katkı sağladığını, faydası olduğunu hepiniz sin gördüğünü düşünüyorum. Bundan dolayı da memnuniyet duyuyorum diyeceklerim bunlar. İnşallah sizin için de çalışmalar güzel geçiyordur. Ee, işte böyle. Anlıyorsanız güzel gençler. Bu arada şu ana kadar buraya kadar gelen arkadaşlarım birkaç tanesi yazmış. Çok mutlu oldum. Trump'ın ilk 3 videosuna gidin yorum yazın gençler. Sizin yorumlarınızı okuyor. Hiç çalışmayan, hiç yürüyüşen alakası olmayan arkadaşlar geliyorlar. Sizin tavsiyeniz benim öğrenmemden daha iyi oluyor. Ben desem ki lan fullleyeceğiniz 6'da 6 yapacağınız ya hadi hadi diyorlar. Hadi sallama diyorlar ama siz deyince ki lan oğlum öğrendikten sonra kitapta çıkan soruları yapabiliyorum diye böyle yorum yapınca işte sizin ağzınızdan oluyor. İstediğim kadar kendimi yapabiliyorum yapabileceğinizi böyle anlatsam, övsem, de sanki böyleyim, şöyleyim anlatsam, ha, tıraş makinesi. Anlıyorsanız, fayda sağladıysam, dediğim gibi gençler ilk 3 videonun altına gidip yorumlarınızı yazın. Şuydum, şuraya kadar seviyorum, şuraya artık hiç bilmiyordum. İşte sallıyorum, kötüydü biyolojiyle aram ya da iyiydi, daha çok sevdim gibi yorumlarınız beni mutlu ediyor. Ee, ben de seviyorum gençler. Diyeceklerim bu kadar. Yeter kapatıyorum. Yeter kapatıyorum. Şu ışıkları biraz söndüreyim, dinlendireyim kendimi. Bir su içeyim, sonra çözümüyle kaldığımız yerden devam edelim. Bay bay.